Arkadaşlar merhaba, kanalımın mutfak bölümüne hoş geldiniz. Turşu dönemi açıldı arkadaşlar. Bugün pazara gittiğinizde 2-3 tezgahta mutlaka turşuluk malzemeler görürsünüz. Bunlar kışa hazırlık ve yediğinizde lezzetli, doğal olan turşularımız olacak. Malum evde yapılanlar daha sağlıklı geliyor insanlara. Dışarıda satılanların içinde katkı maddesi katılıp katılmadığını bilmediğimizden dolayı her ne kadar yesek de tereddütlü de oluyoruz. Bu turşuyu yapmak çok kolay ve az malzemeyle yapılıyor. Aslında biz ev hanımları ve çalışan bayanlar turşunun zor olduğunu düşünüyoruz ama hiç de düşündüğümüz kadar zor değil. Neyse, kısa kesiyorum. Şimdi malzeme aldım arkadaşlar bugün pazardan. Böyle üzerlerinde sapları olan sarı turşular, sarı acı biber turşuları diyeyim. Bunları çıkartıyoruz arkadaşlar. Böyle çok kolay çıkıyor. Böyle ayıklıyoruz. Bakın. Ayıkladıktan sonra bu şekilde yan tarafta bir kabımıza atalım ve bunları böyle tek tek temizleyelim. Bu şekilde tüm malzemeleri temizleyeceğiz. Daha sonra aşama aşama sizlere turşuyu nasıl yaptığımı anlatacağım arkadaşlar. Arkadaşlar yıkayıp ayıkladım ve ortalarına şöyle bir çizgi atıyoruz. Bu eşit şekilde turşumuzun her tarafını suyu emsin diye yapıyoruz arkadaşlar. Bu işlemi bütün biberlerimize yaptıktan sonra bu görmüş olduğunuz malzemelerle birlikte kavanozumuza istifleyeceğiz. Turşu haline getireceğiz. Peki burada ne var? Buradan 2 tane yarım kavanozluk çıkıyor arkadaşlar. Hatta şu biraz yarım kavanozdan büyük, yani ölçü olarak. Burada kaya tuzu var, limon tuzu var, biraz aroma versin diye karabiber taneleri kullanacağım. 2 şişe için yarım yarım sirke kullanacağım. 6 diş sarımsak soydum, bunları böyle böldüm. 3 bir tarafa, 3 bir tarafa ayırdım arkadaşlar. Bu şekilde bunu kurmaya başlayacağız. İsterseniz nohut da katabilirsiniz, çabuk olgunlaşsın diye. Şu anda elimde nohutum olmadığı için ben koymayacağım ama bu malzemelerle de turşumuz olacaktır arkadaşlar. Ben şimdi hepsine tek tek çizgi attıktan sonra turşumuzu nasıl kurduğumu göstereceğim size. Arkadaşlar şimdi turşumuzun kurulma aşaması. Her kavanoza 3'er adet sarımsak doğradım. 3 baş sarımsağı böyle en dibine atıyoruz. Daha sonra karabiberlerimizi şöyle bir tutamalım. Fazla da koymanıza gerek yok. Böyle bir atın. Aroma versin diye koyuyoruz bunu da. Sonra turşuluk biberlerimizi içine yerleştirelim. Şöyle bir kısım yerleştirdikten hemen sonra böyle kaya tuzumuz var. Bir miktar atıyoruz. Sonra biberlerimizi tekrardan yerleştirmeye devam edelim. Ve arkasından limon tuzumu ekliyorum. Şöyle birazcık. Göz kararı koyuyorum arkadaşlar. Bakın. Tekrardan koyalım. Ve tekrardan kaya tuzunu ekliyorum. Ve şöyle biberlerimizi yerleştirdikten sonra birazcık daha kaya tuzumu ekleyeyim. Bu kadar. Şimdi elimde bir bardak sirke var. Bunun yarısını kullanacağım.
bakayım. Az. Tam yarısını kullandım. Üstüne suyu ekleyeceğiz arkadaşlar. Bu su içme suyunuz olsun lütfen. İçme suyumuzu da ekliyoruz. Şöyle. Bu kadar. Bu yaptığımız kavanozların üstünü kaynatılmış kapakla kapatacağız. Diğer kavanozumu da aynı şekilde yapacağım. Tekrardan gösteriyorum. Sarımsaklarımızı atalım. Şöyle yapayım. Üstüne aroma versin diye karabiber tanelerimizi ekleyelim. Arkasından biberlerimizi atmaya başlayalım. Atıyoruz. Bir miktar attık. Karatuzumuzu ekledik. Sonra bir miktar daha atıyoruz. Limon tuzumuz. Arkasından tekrardan biberlerimizi ekliyoruz. Kaya tuzumuz. Biberlerimiz. Bunu da ekledikten sonra sirkemizi, diğer yarısını da turşumuzun üzerine tutturuyoruz. Arkasından suyumuzu döküyoruz ve turşularımız hazır arkadaşlar. Arkadaşlar böyle cicili cicili kapaklar aldım. Kaynattım. Şimdi çok sıcak dokunamıyorum. Turşuların üzerine bu şekilde kapattım. Bu oluncaya kadar serin bir yerde bekleteceğim. Sonra inşallah Allah'ın izniyle afiyetle de yiyeceğiz. Benim sarı biber turşusu videom bu şekilde arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Selametle.